Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi tıpkı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelişi gibi kesindir. Peygamber gizli gelmedi, kapaklı gelmedi, saklı gelmedi, kimsenin bilmediği bir şekilde gelmedi. Gümbür gümbür geldi, binlerce alametiyle geldi. Düşmanları bileniyordu, onun ortadan kaldırmak için her türlü çareye başvuruyordu. Nasıl Cenab-ı Allah ayet-i kerimede buyurdu, dini koruyacak olan benim, dinin sahibi dünya ve ahirette benim dediyse ve o koruyorsa, Peygamberi Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselam da o korudu. Bize düşen sadece bu olaylardan ibret alıp aklımızı başımızı toplayıp ahir zamanda zuhur edecek olan Mehdi Aleyhisselam'da çıkacak olan bu alametleri görüp ona göre teslim olmak. Sonra Yahudi kavimleri gibi yapmamak. Putlar sarsılıp yere devrilmişti onun doğuşuyla. İran'daki Kisra beldesindeki Medain saraylarından 14 sütun yıkılmıştı. Halbuki 23 tane sütun vardı. Sema ve vadisindeki sular kurumuştu. İranlı mecusilerin tapınaklarındaki 1000 yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşler sönüvermişti. İşte Allah nasip ederse, dikkat edersek, Mehdi Aleyhisselam'ın şu aleme teşrifinden bugüne kadar, içinizde 40-50 yaşında olanlar bunu çok iyi hatırlayacaklar. Daha büyük olanlar daha iyi hatırlarlar. Yeryüzündeki çok putlar yıkıldı. Bir dönün arkanıza doğru bir bakın bakalım. En büyük putlardan komünizm yıkıldı, ateizm yıkıldı, darvinizm yıkıldı. Zulüm yıkıldı ve yıkılıyor, devam da ediyor. O nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif ettiğinde yıkıldıysa, Mehdi Aleyhisselam dünyaya teşrif ettiğinde bunlar yıkılmaya başladı. Alametleri olarak öyle susuzluklar çekildi ki, İstanbul gibi bir şehirde zuhur edecek olan o Mehdi Aleyhisselam'ın gelecek olduğu o şehirde, o senelerde Mehdi Aleyhisselam'ın hayatta olup hizmete başladığı senelerde millet gusül abdesti almak için içecek su bulamaz hale gelmişti. Göller kurumuştu, Sava Gölü'nün gölleri kurulduğu gibi. Her tarafı fitne ateşi sarmıştı. 70 sente muhtaç olmuştu insanlar. Ceplerinde bir kuruş paralar yoktu. Ne sıkıntılar çekilmişti. Bu sadece bizim kendi ülkemizde bildiğimizdi. Dünyanın diğer muhtelif yerlerinde millet zaten açlıktan kırılıyordu. Daha ne türlü alamet gelecek bizim uyanabilmemiz için? İki kişi bir araya gelip, 5 kişi bir araya gelip de dini konuşamıyordu. Bugün bak herkes istediği gibi istediği yerde hakkı anlatıp kötülükten sakındırabiliyor. Yeter ki hainlik yapmasın, düşmanlık yapmasın. Görünür görünmez afetlerden, belalardan, musibetlerden ve hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ne merdi ne namerdi kimseye muhtaç eyleme ya Rabbi. Amin. Yokluk ve darlık gösterme ya Rabbi. Amin. Birlik ve beraberlik içerisinde sırat-ı müstakim üzere olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Vaktin sahibi Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde ona talebe ve asker olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ve selametin alel-mürselim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Amin.